Herkese selamlar dostlar. 3 Nisan 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Nisan ayına şov ile başladık desek yeri midir? Yeridir. Raporlarla başlayalım isterseniz. Raporlardan önce sizlere bir skor yarışması sormak istiyorum. Ve bilen iki kişi iki arkadaşımız da Telegram gruplarımıza Nisan ayının sonuna kadar dahil edelim. Maçımız Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi var derbi. Muazzam bir maç olacak. Bence gollü bir maç izleriz Trabzon'da gerek Trabzon'un kendi havasındaki seyirciler olsun gerek de Beşiktaş'ın başına yeni gelen teknik adam olsun oyun yapısı olsun güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Sizce maç skoru ne olur? Bilen iki arkadaşımızı katıl gruplarımıza dahil edelim. Yorum yazmanız yeterli olacaktır baylar. Geçelim isterseniz skor yarışmamızı. Şöyle yüksek misli yaptım önce. Yüksek misliyle başlayalım ekrana gelsin. Yüksek misille ilk defa basket yaptım sanırım. Ben baskete normalde güvenirim. Oynarım da hatta kombinemde de full basket vardı bugün. Fakat ilk defa yüksek mislisini yaptım. Bayern Münih'in basket yüksek mislisini yaptım. 1.40 bandında bir oranı vardı Bayern Münih'in. Yüksek mislimiz başarılı oldu. Direkt burada Bayern Münih'in taraf galibiyetine gitmiştik. Direkt maç sonu 1 olarak zaten Bayern Münih fark ataraktan geldi. Hatta zaten YouTube'da da önermiştim. Bunu Bayern Münih 3 farkla falan galip gelir diyerekten idealden önermiştim ondan da bahsedeceğim. Yani kısacası yüksek misliyi de güzel bir şekilde başladık. Geçelim yüksek misliyi. 1 Nisan'da herkes açık bir kombine yaptım. Yani katıl grubuna özel bir kombine yaptım. Neydi bu kombine? Kulüp Bruges maçı kazanır ve bir üst olur. Bayern Münih maçı kazanır. Bir de Baskovi mücadeleyi kazanır. 2-19'luk orandan bir ideal bir kombine yaptım. O da başarılı oldu arkadaşlar. Tek bir günün kombinesi vardı. Başarılı oldu. Kazançta başladığımızı söylemiştim zaten. Onun dışında şöyle bir de genel YouTube raporuna baktığımız zaman da toplamda 6 maç vermiştim. 6'da 5 oldu. İçinden bazıları yüksek misli de vardı. E, yüksek misli de yüksek oran vardı. Mesela ne yüksek orandı? Benfica'nın deplasmanda atacağı 2 gol. Mesela 1.80 gibi orandan yüksek oranımdı benim sizlere. Onun dışında dediğim gibi 6 tane maçtan 5 tanesi geldi. Gelmeyen maçta Hull City mücadelesi 2-3 gol dedik 1-0 bitti. Bir gol daha gelse o da 1-78 gibi oranı vardı. Yüksek orandan fulllemiş olacaktık. İsterseniz maçlara geçelim. Toplamda 11 adet mücadelem var. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden ricam videoya bakın. Harbiden ayıp ediyorsunuz. Artı 300'ün üzerinde like gelmiyor. Eğer bu videonun da üzerinde, artı 300'ün üzerinde like gelmezse Hafta içinde kombi önerisi yapmayacağım belirteyim. Bu videoda bir kombi önerisi yaptım. Sizlerden ricam sadece 2 saniyenizi ayırıp aşağıdaki be beğen, butonuna basmanız, basmanızdır. Artı 300 üzerinde gelirse devam eder. Şartım budur. İsterseniz başlayalım. Baba gibi maçlar var. Rangers maçıyla başlayalım. Rangers Celtic mücadelesi. Bu bir şampiyonluk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. İki maç kaldı. Rangers'ta bir sakatlık var. Morales bu maçta olmayacak. Takımın golcüsü en formlu isimlerinden bir tanesi. Bu maçta oynamaz olarak gözüküyor. Sakat olarak gözüküyor. Onun dışında en önemli eksik o. Celtic tarafında önemli bir eksiklik yok. Maeda takımın en golcüsü oynayacak burada. Bazı sakat isimler vardı. Onlar devam ediyordu. Bu maç ne olur? Bu maçtan sakın tarafa bulaşmayın. Fakat Rangers'ın yenmesi gerekiyor. Çünkü zaten iki maçları kaldı. Hem ikili avarajı elde etmek adına hem de Rangers'ı geçmek adına burada. Elinden geleni yapacaktır Rangers takımı. Morales'un sakatlığı çok önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ben burada direkt sizlere söyleyeyim. Etli-sütlüye bulaşmayalım. Henik takımın atacağı iki golü değerlendirelim. 151 gibi de oranı var. Tek tercih idealden bu mücadeleyi sizlere K.G var tercihini öneriyorum. Bol şanslar. Haaland'ımla Nürnberg mücadelesi yine güzel bir mücadele. Golü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Haaland'ım kendi evinde çok golü maçları oynayan bir takım kendi ev sahibi takım, ev takımı yani evinde oyun iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Nürnberg'de böyle takımlar kolay kolay bulunmaz. Deplasman takımı diye nitelendirdiğimiz takımlar. Şuna baktım ben özellikle. Ha şimdi Haydar'ın kendi evinde iyi oynuyor, goller atıyor. Nürnberg deplasmanda iyi oynuyor, goller atıyor. Bu iki takım birbirini kısıtlayabilir mi? Birbirini kitleyebilir mi? Yani maç kısır geçebilir mi diye baktım. Şöyle bir genel bir araştırma yaptım. Oyun tempoları olsun veya hangi tarafları güçlü, hangi tarafları güçsüz diyerekten baktığım zaman da mesela hava topu mücadelesinde Hayden'ın takımı çok daha sağlam. Firkiklerden şu çekmede de Nürnberg takımı sağlam. Onun zayıf taraflara baktığımız zaman da bireysel hataları var her iki takımında. Nürnberg'in hava topu mücadelesi de zayıf mesela. O yüzden her iki takımın birbirine gol atması benim için çok makul gözüktü. Ve kombineme de aldım bunu. Onu da belirteyim. 1.51 gibi orandan bu mücadelede KG var tercihini aldım. Werder Bremen'le Sen mücadelesi. Şimdi Werder Bremen son haftalarda çok güzel performans sergiliyor. Eğer bazı maçlarda sonuca gidemese bile, mağlup da olsa bile mesela. Fakat oyun olarak gerçekten pozitif bir oyun oynuyor ve ne oynadığını bilen takımlardan bir tanesi. Puan durumunda da zaten liderle puanları aynı durumda hata yapmaması lazım. İlk iki zaten direkt çıkıyor fakat ark arkalarından da Schalke geliyor. Maç eksiği var Werder Bremen'in burada bir maç eksiği. Schalke bugün oynadı kazandı. Sağ sen de düşme potasında Ne olur bu maç şöyle baktığın zaman da ben golli bir maç bekliyorum. 2.5 üst aldım direkt tek tercih olarak burada. Bir saniye. Aynen. 2.5 üstü aldım sadece. Şimdi adam düşme potası Düşmenin o sıcaklığıyla birlikte Alevi aşağıdan hissediyor. Bir olur da bir sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Golli bir maç izleriz diye düşünüyorum. Verdiler bir hemen de tek başına üste taşıyabilecek takımlardan bir tanesi. 2.5 üst bu mücadelenin ideal tercihidir benim için. Konya Spor Göztepe, benim yazılımımda bu maça çıkan skoru söyleyeyim ben sizlere. Üst fırlık Konya Spor galibiyeti var. Ben burada Konya tarafına yönelmeyeceğim. Çünkü diğer tarafta Can Havli ile oynayacak bir Göztepe takımı var. Mehmet Serpil istifa etti. Abrahamovic şey alır mı almaz mı derken bunların zaten tokeni de inanılmaz bir şekilde fırladı Göztepe'nin. Çünkü takımın başkanı değişir değişmez şekilde bilmiyorum ne olacak. Fakat ben bu maça kesinlikle taraf oynamam ne kadar Konya 3-0 kazanacak olarak da gözükse. Ev sahibinde Soner Dikmen kart cezalısı deplasmanda şöyle Atınç'ın sakatlığı devam ediyor. Onun dışında İrfan Can kadro dışı kaldı. Onun dışında başka bir eksiklik yok. Şunu söyleyeyim ben bu mücadele. Temposu yüksek bir maç olacaktır. Özellikle tempoyu Göztepe arttırır diye düşünüyorum. Maç tempolu olacağı için ben gollerden ziyade Tek korner mücadele bu benim. Kornerlere gidebilir diye düşünüyorum bu mücadele. O yüzden 8.5 üst korneri sizlere idealden öneriyorum arkadaşlar. Değerlendirecekler bol şanslar. Balıkesir ile Erzurum mücadelesi. Ben Balıkesir'i ve balıkesir hep değerlendiriyorum zaten. Mutlaka yakın takipçilerimiz Erzurum'u geçen hafta değerlendirmiştim. KG olarak almıştım. Samsun'la oynamışlardı son maçlarında. Mağlup oldu. Hatta araştırmıştım takımın başına. Şu an teknik sorumlu olarak Muzaffer Blazer diye birini getirdiler. İlk maçına çıktı. Mağlup oldu. Balıkesir'e kaybetmek istemeyecektir. Çünkü playoff şansları var. Playoff şanslarını kaybetmek istemez. Özellikle Balıkesir gibi bir takıma karşı oynarken hiç hata yapmak istemeyeceklerdir. Bence Erzurum burada bu maçı kazanacaktır. Fakat ben bunu biraz süsledim. 4.5 altında 2 yaptım. 1.54 gibi orandan Erzurum kazanır ve maçta 5 gol çıkmaz diyorum. Değerlendirecekler bu yönde değerlendirme yapabilir bol şanslar. West Ham'la Everton mücadelesi. Everton son maçında 90 artı 9'da gol ataraktan da galip geldi. 1-0 gibi skorla inanılmaz bir mücadeleydi onu da belirteyim. West Ham şimdi kendi evinde oynayacak. Kendi evinde iyi oynayan bir West Ham var ve şunu söyleyeyim Everton'ın gözünün yaşına bakmaz bu takım. Ben bu maçta bir sürpriz çıkar mı diye düşündüm. Acaba 2-3 gole mi gitsem yoksa West Ham tarafına mı gitsem diye çok arada kaldım. Bowen da bu maçta oynayabilir West Ham takımında. Bir sakatlığı vardı. Bu maçta birlikte dönebilir ve takımın şu an şunu söyleyeyim. yüzdelik olarak en verimli oyuncusu 7-23 ile. Onu da belirteyim Bowen'ın. Ben burada West gideyim dedim. Şöyle yaptım. West atacağı 2 golü değerlendirdim. Kendi evinde iyi oynayan bir West Ham takımı var. Ev sahibi 1.5 üstünde oranı 1.70 bakın. Zaten 3 olmaz da İki ile kalır gibi diye düşünüyorum. Dediğim gibi 2-3 gole mi gitsem yoksa ev sahibi 1.5 üstte mi gitsem diye çok arada kaldım. Ben West kendi evinde Bowen'da bu maçta dönerse güzel olur. Everton'da düşme şeyi ya savaşı veriyor bildiğiniz üzere. Fakat ben yine de West Ham tarafındayım. Fakat şunu belirteyim bu maç biraz riskli. Geçiyorum bu mücadeleyi. Atalanta-Napoli mücadelesi yüksek orana gittiğim bir maçlardan bir tanesi. Napoli'de eksikler Can Skancins'ten. Rahmani bu maçta olmayacak kart cezalısı. Osimen bu maçta olmayacak kart cezalısı. Di Lorenzo'nun sakatlığı var. Petanya'nın sakatlığı var. Bunların zaten sakatlığı vardı. Ev sahibinde Zapata bu maçta tekrar olmayacak. Toloi'nde de bir sakatlığı var. Şimdi Atalanta bu maçta favori. Vallahi kazanır mı? Kazanır. Fakat Napoli burada. Bakın. Puan durumunda İtalya inanılmaz karışık yani bu maçı alırsa Napoli takımı şampiyonluğu ilan etme şansı yüksek. Çünkü önündeki maçlar kolay diğer takımlara göre. O yüzden sıkıntılı, kontrollü bir maç izleriz. Çok fazla golçesi çıkmaz. Ben mücadelenin genel kapsamda alt bitmesini bekliyorum. Alt bitecektir fakat ben şöyle bir değerlendirdim. 1.81 orandan kim atar kim yer hiç belli olmaz. 1.81 orandan ben mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Aa, yazılımda 2-1'lik bir Atalanta galibiyeti gösteriyor. Fakat bir olası bir beraberlik de birbirine yakın olabilir. Ben dediğim gibi etliye sütlüye bulaşmayacağım. Kaçamak bir tercih yapıyorum. 2-3 gol tercihini burada değerlendiriyorum. Bol şanslar. Kampur, Kambur'la Nijmegen mücadelesi. Bu maç benim indeks mücadelem. Yani Golli geç, golli geçmesi beklenen maçlardan bir tanesi. Oranı da zaten pek fazla yok. Direkt tercihimi söyleyip geçeyim isterseniz. 2-2 skor beklendiğinden dolayı ve benim bu yazılımda da çıkan skorlar genellikle 2-2 olduğu zaman KG var tercihleri genellikle iş yapabiliyor. O yüzden ben burada sizlere direkt yazılım tercihi olaraktan da bu maçı KG var olarak sunuyorum. Ekstradır değerlendirmek isteyenlere değerlendirme altına alabilir. Tottenham'la Newcastle mücadelesi. Valla inanılmaz maçlardan bir tanesi. Ben bu maça 4 oranlı bir tercih yapacağım sizlere. Onu belirteyim. Şimdi idealden ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Valla bu maç da bizim elimizde kalır gibi. Onu da belirteyim. Ama şöyle bir KG var tercih yapılabilir. 1.74 gibi yüksek bir oranı var. Onu belirteyim. Yani 1-1'e bir kalır gibi. 1-1 bir skorda alırsa Tottenham 2-1. Onu da belirteyim. Newcastle son 2 maçtır gol daha yatamıyor. Burada bir totluma bir tane atma şansı var. Oyun olarak da son maçta mesela Everton'a karşı mağlup oldular 1-0. Fakat iyi oynayan takım Newcastle'dı. Top girmedi. Böyle bir de bir durum vardı. Direkt skorlara bakıp yorum yapmaya gerek yok. Oyun olarak da Newcastle iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Şöyle sakatlı var mı diye baktığımız zaman da Trippier'in sakatlığı devam ediyor. Callum Whistle'ın sakatlığı devam ediyor. Onun dışında başka yok zaten. Chris Wood, saint Maximin, Murphy, Williok Joelinton gibi isimler oynayacak. Bir KG var yakışır bu mücadeleye 74'ten. Ama bakın bu tercihi iyi dinleyin. Tottenham şuradan gösterebilirsem şuradan göstereceğim artık. Açayım üstüne konuşayım direkt sizlere. 3.75 bakın. Tottenham kendi evinde de oynasa kontrol atakları çok oynuyor. Yani rakip kalede baskıyı kurabiliyor mu? Kurabiliyor fakat Newcastle takımının o yönde bir baskı kuramayabilir. Ben burada en çok korneri Newcastle'ın kullanmasını bekliyorum. Çünkü ağırlıklı olarak Newcastle oynayacaktır. Tottenham takımı ağırlıklı olarak onlarda da kontrayı tercih edeceklerdir. Tottenham kendi evinde de olsa kontrayı tercih ediyor. Yani topu rakibe veriyor. Rakip oynasın diyor. Kanatları iyi kullanan bir Newcastle var. Çok varda açmaya çalışan Newcastle var. En çok korner. Burada Newcastle'ın 3.75 gibi oranı var. Ben gözüme çarptı güzel orandan değerlendirecekler öneririm. Bol şanslar. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi. Şimdi Trabzon zaten şampiyon olduğunu söyleyebiliriz kısaca. Fakat şampiyon fakat mesela şunu örnek vermek istiyorum. Real Madrid Barcelona mücadelesi vardı. Barcelona 4-0 kazandı. Şampiyon kim olacak? Muhtemelen Real Madrid olacak. Bu tür maçların prestiji önemli. Trabzon kendi taraftar önünde kaybetmek istemeyecektir bu mücadeleyi öncelikle. Ben güzel gollü bir maç bekliyorum burada. Keyifli bir maç bekliyorum. Beşiktaş'a yeni teknik adam geldi. Yeni bir artık artık yukarıda kamera yerleştirmiş. Dev ekran kurdurmuş. Bu haberleri okuyoruz. Bugün de halka açık. Yani stadyumda antrenman vardı. Halka açıktı. Taraftarlar geldi, destek verdi. Bu maç öncesi Beşiktaş tarafında bir moral yüklemesi. Yeni bir teknik adamında zaten kelebek etkisi. Olaraktan da güzel bir yansıması olacağını düşünüyorum. Kadroya baktığımız zaman da Gezdal, ileride Batshuayi, solda da Güven Fakin Yalçın oynayacaktır diye düşünüyorum. Trabzon'da zaten Wakayemi, Bakisetas, Vizca, ileride de Canini oynar. Kim sakat Trabzon'da onu söyleyeyim. Bruno Perez, kart cezalısı, Abdülkadir Ömür ve Ahmetcan Kaplan da sakat olarak gözüküyor. Ben bu zaten ideal KG'dir. 1.47 47 kombinemi ekledim. Muhtemeldir bunun KG'si gelmesi. Zaten şunu da belirteyim. Maç skorunu sizlere de sorduk. Yorumlarda mutlaka belirtin. Yüksek orandan ben mücadele 3-10 gibi orandan maç sonu 0 diyorum arkadaşlar. Bir beraberlik çıkabilir. Golli bir beraberlik geleceğini de düşündüğümden dolayı KG var'ı da önerdim. KG var benim idealim. Yüksek orandan da maç sonu 0'ı sizlere öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Son mücadele Juventus Inter mücadelesi. Yine şampiyonluk için inanılmaz önemli bir mücadele. Juventus yenerse üstüne çıkıyor fakat Inter'in orada bir maç eksili kalıyor. Garip bir mücadele. Valla ben bu mücadeleyi şunu yazdım. İki tercihim var. Kusura bakmayın. Arada kaldım. Yani zor maç. 1-1'e bir gelir gibi bu mücadele. Hatta 1-1 bir bir gibi skorla da bitebilir. KG var aldım 1-59'dan. Onun yanına da 2-3 gol ile bitmesini bekliyorum. Yani 1-1 bir bir. alırsa biri belki 2-0 KG'yi bozabilir orada. Yani KG gelir bu mücadele bence. 1-1'i bir var gibi bir. Oradan da maç zaten 4 gole çıkmaz. 2 golde veya maksimum biri atarsa 2-1 alır diye düşündüğümden dolayı KG var benim burada. En idealim olsun. Bir de sizlere güzel orandan 2-3 gol tercihini 1.79'da bunun oranı var. Öneriyim değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 11 adet mücadele anlattım. Sizlere bir adet de kombin önerisi yaptım. Kombin önerisi ekrana gelsin bu arada. Kombin önerisi benim bir KG var kombinem arkadaşlar. Haydan'ın mücadelesi mücadelesiyle Trabzon mücadelesini KG var olarak kaldım. Zaten genel olarak toplamda 11 tane mücadelenin hepsinin ideal tercihlerini sundum sizlere. Bazılarına zaten yüksek oran tercihlerini de sundum. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar. Kombinem bu yönde. 2-22'lik bir kombinem. Ben iki maçında gollü geçmesini beklediğimden dolayı bu yönde bir tercih yaptım. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar. Trabzon maçının skorunu sordum. Yorumlara yapabilirsiniz. Onun dışında artık yüzünün üzerine like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.